Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere Hipokrat TV'de çarpıntı, taşikardi, ritim bozukluğu, aritmi denilen ve daha çok halk arasında insanların çarpıntı olarak yorulmadığı fakat Taşikardi ritim ve aritminin de farklı bir hastalıklar olduğunu bilmeniz açısından bu konuda fikirlerimi belirtmek istiyorum. Genellikle çarpıntı dahiliye acil polikliniklerine, acillere hastalar çarpıntım var, kalbimde tekleme var, kalbim pırpır ediyor gibi şikayetlerle başvurur. Gelen hastaların bir kısmında kalbinde hiçbir şey çıkmayabilir. Hatta çarpıntı dediği şey dahi olmayabilir tamamen psikolojik stres kaygıyla oluşabilir. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Kalbimizin atış hızı dakikada 60 ila 100 arasındadır. İstirahat halindeki bir kalpte 100'ün üstündeki ritme taşikardi, 60'ın altındaki ritme bradikardi diyoruz. Hatta uykumuzda kalp hızı 40'lara kadar düşmektedir. Ama ortalama insanın kalp hızı 70-80 civarındadır. Kalbin günlük atış sayısı 80 bin ila 100 bin defa çarpar. Yani kalp otomatik olarak kalbi bir vücudun motoru gibi düşünün. Spontan yani kendiliğinden hiç durmaksızın 24 saat içerisinde 80 bin, 100 bin atış halindedir. Kalbin hızı egzersiz esnasında yükselebilir. Bu tamamen doğal bir olaydır. Buna sinüs dediğimiz kalbin esas uyarı yeri, şurada gösterdiğim kalbin sağ kulakçığının üst kısmında bir nokta vardır. Bu nokta doğduğumuzdan beri yanıp yanıp söner. 80 bin, 100 bin atar. Kalbin esas atış yeri budur. Buna sinüs nodu diyoruz ve bu ritme de sinüzal ritim diyoruz. Yani kalbimizin normal ritmi düzenli bir ritimdir. Çarpıntının tarifine gelirsek, çarpıntı normalde bir insan kalbinin vuruşunu hissetmez. Eğer kalbinin vuruşunu hissediyorsa ve bu da kalbinde bir rahatsızlık yaratıyorsa ve bu yarattığı rahatsızlık da kişiyi doktora götürüyorsa buna kişi çarpıntı adını veriyor. Çarpıntı deniliyor ama bu çarpıntının masumu var, tehlikelisi var, hatta öldüreni var. Ama şunu da bilmek gerekir. Genellikle bu tür çarpıntıların %70-80'in neredeyse masumdur. Hatta ve hatta kişi kalbim çarpıyor dediği zaman doktora gittiğinde kişinin kalbinde hatta muayene ediyoruz bazen geliyor. Şu an kalbim çarpıyor mu diyoruz. Muayenede bakıyoruz kalbinin hızı 70-80 çıkıyor. Yüzün e, üzerinde birikmiyor. Evet kalbim çarpıyor diyor. İşte bu çarpıntı değil, çarpıntı hissidir. Peki bu çarpıntı hissi veya çarpıntı kimlerde olabilir? Ve çarpıntının Masumu nedir? Tehlikelisi nedir? Nasıl ayırmak gerekir? İnsanlar ne zaman acil doktora gitmeli? Doktorlar ne zaman acil müdahale yapmalı? Bunlara değinmek istiyorum. Çarpıntının masumunun daha çok olduğunu söylemiştik. Masum çarpıntılarda genellikle stres, kaygı, panik bozukluk durumunda Kişiler bir çarpıntı hissedebilir. Gerçekten de kalbinin hızı yüzün üzerinde olabilir. Yüzün üzerinde olan çarpıntılara biz taşikardi diyoruz. 120, 130, 140. Ama bunlar stres, kaygı bozukluğu, panik durumunda olabilir. Kişi psikiyatriye gidip depresyon tedavisi veya panik tedavisi gördüğünde bunlar düzelebilir. Bunun dışında kişinin bir kansızlığı varsa, bir zehirli kuhatı var ise bunlar da çarpıntı şikayeti yapabilir. Ayrıca kişinin tedavi için kendisinin kullandığı ilaçlar. Mesela en çok özellikle yaşlı insanlar grip ilaçlarını kullanıyor. Grip ilaçlarının içerisinde Efedin dediğimiz bir madde var. Bu hem çarpıntı yapar hem tansiyon yükseltir. Koah dediğimiz meşhur koah hastalığı var sigaraya bağlı hastalıkta kullandığımız spreyler, hastaların fıs dediği ağızdan çektiğimiz nefes tarlığı ilaçları çarpıntı yapabilir. Gene koah'ta kullandığımız nebulizatörler içerisine koyduğumuz ilaçlar, buharlar, dumanlar bunları kullandığımız zaman da akciğer hava yollarını açarken kalpte de çarpıntı yapabilir. Bu ilaçların da çarpıntı yaptığını bilmek gerekir. Gerekirse bir ilaç değişikliğine gidilebilir. Ağır egzersizlerden sonra çarpıntı olabilir, yorgunluk çarpıntı yapabilir, aşırı sigara, çay, kafein tüketimi çarpıntı yapabilir, ayrıca aşırı alkol tüketimi çarpıntı yapabilir. Bu kadar söylediklerimizin içerisinde alkol çarpıntısını ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü yoğun alkol alımında gece veya ertesi günü aniden bu demin bahsettiğimiz çarpıntılardan farklı olarak bizim tıbbi olarak atrial fibrilasyon dediğimiz bu bizim kendi normal çarpıntı yerimizin dışında kalbin kulakçıklarından farklı farklı yerlerden otomatik olarak çıkan çarpıntılar sonucuna atrial fibrilasyon diyoruz ve bu atrial fibrilasyonun tehlikesi beyne emboli atmasıdır. O zaman buradan şunu diyoruz yani beyne emboli atmak ne demek? kişinin felç olması demek. O zaman alkolün fazlası felç eder diyebiliriz. Felç olacak kadar ne olur alkol kullanmayın diye buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Peki bu şekilde masum çarpıntılı bir insan evinde oturuyor. Birden annesine babasına ah anne yandım çarpıntım oldu. Gene kalbim tekledi küt küt atıyor. Asansör boşluğunda düştüğüm gibi bir şey söylüyor. Bu durumda kişinin yapabileceği bir şey bir defa o anda sakin olması gerekir. Ve evinde var ise ki hemen hemen birçok insanın artık evinde nabız hızını gösteren tansiyon aletleri var. El bilekliklerinden gösteriyor. Veya parmaktan baktığımız oksijeni ve nabız hızını gösteren bazı aletler var. Bunlardan ölçüp nabız hızı acaba yüzün üzerinde mi, 120 mi, 130 mu, 140 mı diye bakmasında fayda var. Eğer nabız hızı 70-80 ise bilin ki bu insanın çarpıntısı stresten, anksiyeteden, kaygıdandır. Gerçi burada biz bunun e, bir ritim bozukluğu olduğunu pek ayıramayabiliriz. Onun için bu ölçümü yapacak. Bu ölçümü yaptıktan sonra rahat olacak, biraz gevşeyecek, soğuk su içecek, yüzünü soğuk suyla yıkayacak, ıkınacak, öksürecek. Bu durumlarda çarpıntısı rahat olabilir. Bir de öldürücü bir çarpıntı var demiştim. Bu kalbin organik bir çarpıntısıdır. Kalp hastalarında, kalp damar hastalıklarında, doğuştan kalp ileti yollarının bozukluklarında olan bir çarpıntıdır. Yani kalbin esas atması gereken, ritmi yapan, esas atması gereken yerin dışında kalbin ya üstünden ya altından otomatik artış sonucu oralardan olan bir ritim bozukluğudur. Üst taraftan geldiği zaman bunlara atrial ritim bozuklukları diyoruz ki şurada ritim bunu biz EKG ile anlıyoruz. Doktora gittiği zaman kişi EKG ile anlıyoruz. Şunlar normal EKG ritimleri. Bakın şurada dar bir ritim gördük. Bu terörist bir atımdır ama bunun teçhizatı azdır. Bunun silahları azdır. Bakın aynı ritmi görüyoruz. Şurada şişman bir tane ritim bozukluğu var. Bu da aşağıdan geliyor. Bu ağır teröristtir. Bu hafif teröristtir. Bunların hızlanması sonucu ölüme kadar giden hadiseler olabilir. İşte organik olan bu kalp bozukluklarında kişinin hemen doktora gitmesi gerekir. Çünkü organik bozukluklarda ritim bozukluğunda tansiyonla birlikte tansiyon düşer, kişide bayılma olur, idrarını kaçırır, şuur kaybı olur. Bu durumda hemen doktora gidip elektrosunu çekip ritim bozukluğu nereden geliyor? Eğer bulunamıyorsa bu kısa devre yapan yolu bulmak için bir elektrofizyoloji denilen bir anjiyo sistemi yapıyoruz. Önce yolu buluyoruz. Yolu bulduktan sonra o bozuk yolu bombardıman yapıyoruz. Yani yakıyoruz. Yaktığımız zaman ritim düzelebiliyor. Bazen de ritim bozukluklarında pil takmak zorunda kalabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere Hipokrat TV'de görüşmek üzere sağlıklı, sağlıcakla kalın.